Kara herkese merhaba. İlk maddemiz Barış Alper Yılmaz'ın formu. Barış Alper Yılmaz'ın sezon sonunda Premier Lig'e transfer olacağı iddiaları da var. Bunun hakkında neler söylersin? Barış Alper Yılmaz, Burak Elmas dönemi transferi. Şimdi Burak Elmas dönemi aslında Galatasaray'da çok uzun sürmedi ve tartışıldı. Burak Elmas Galatasaray'ın herhalde son dönemde taraftarın en çok tartıştığı ve görev süresi çok sınırlı kalan bir başkandı. Ama baktığımız zaman onun döneminde transfer eden oyuncuların enteresan transferler yaptığına da şahit ediyoruz. Yani Saşa Boy rekor kırdı. Şimdi Barış Alper de düşük bir maliyette Galatasaray'a geldi. Ve Okan Buruk ile beraber şimdi çok daha farklı bir noktaya bilen performansı var. Şimdi Barış Alper'in bu performansını sürdürmesi durumunda zaten bağlayamazsınız. yani Zaten saha içerisinde de bunu Çağdaş Atan da maç sonrası söylemişti. Premier League ama bence Barış Alper için sanki İtalya daha uygun oyununa Lazio'nun radarına girmişti. Premier League için çok emin değilim ama anladığım kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla Barış Alper sanki bir seri A yapacak. Ha bu Lazio olur, Fiorentina olur işte ne bileyim Atalanta olur. Üst beklemiyorum daha orta sıra takımlar daha baş altı takımlar daha doğrusu bekliyorum ama ciddi mercek altına alındığını biliyoruz. Barış Alper'in ama bence Avrupa Şampiyonası'nı beklemesi sanki onun için daha doğru olur. Çünkü sonuçta Türk milli takımın hocası bir İtalyan. Ve İtalyanlar Türk milli takımına daha bir sempatiyle bakacaklar. Daha farklı bir gözle izleyecekler ve referans olarak da elbette hocanın ne söylediği ve yorumunu dikkate alacaklar. Yani bu daha önce Yunus İtalya'ya transferi söz konusu olduğunda da olmuştu. Dolayısıyla ben Barış Alper'in Avrupa Şampiyonası beklemesi gerektiğini düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nı beklerse Avrupa hayali düşündüğünden daha erken gerçekleşir sonuçta bir joker ve hakikaten de farklı bir seviyeye doğru evrildi. Peki bir diğer <laughs> maddeye geçecek olursak Eryaman Stadyumu'nun zemini. Bu son zamanlarda oldukça konuşulan bir konu haline geldi ve gerçekten de Eryaman'ın zemini çok kötü durumda. Galatasaray, Ankara Yücü Galatasaray maçı acaba nerede oynanır? Eryaman'da mı yoksa başka bir yere alınma ihtimali var mı? Eryaman Stadı ile ilgili bir arşivlere bakarken çok böyle kapsamlı bir araştırma yapmadım. Şimdi Emre Belezoğlu'nun 2 Şubat'ta yaptığı bir açıklama var. Sivas maçı sonrası. Bu stadda maç oynanmaz diyor. Yani oyuncularımı tebrik ederim. Yani oynanmayacak bir statta oynadıkları için. Üzerinde maçlar yapıldı. İşte kupa maçı falan oynandı. Aynı Emre Belezoğlu kaybettikleri Konya maçından sonra daha farklı bir söylemde bulundu. Yani taraftarla kucaklaşacağız. O da ayrı bir konu. Yani 5 maçlık ceza tam da Galatasaray maçına denk geldi ya da getirildi. Yani nasıl tesadüfse sonuçta Ankara gücü taraftarında maçı kendi stadında izlemesi kadar doğal bir istekleri olamaz. Ama bir gerçek var. Bu maç yapılmaması konusunda teknik adamların uzmanların açıklamaları var. Yani Sinan Kaloğlu gençler bile hocasının açıklaması var. Gençler en önemli oyuncusu işte çapraz bağları koptu. Diğer taraftan bakın Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu onun 2 Şubat'ta yaptığı bir açıklama var. Bu statta maç oynanmaz. Konya maçını kaybedince daha farklı bir söylemde bulunuyor. Bunu bir avantaja çevirmeye çalışacaklar ama büyük risk var. Galatasaray'da bir oyuncu sakatlanabilir. Aynı şey Ankara gücünde de yaşanabilir. Sakatlık yaşanmaması için duacı herkes dua edecek. Duacı olacağız. Ankara gücü kulübü yani bütün bir sezon yapamadığı diğer kulüpler için de geçer ama şu an Ankara gücü ev sahibi olduğu için Ankara gücünden bahsediyoruz. Düzeltemediği zemini bir haftada nasıl düzeltecek merak ediyorum. Herhalde bu konuda olağanüstü başarılı uzmanları getirdiler artık makyaj mı yapacaklar. Son 3 günde bu... bakıma alınmış. Niye bugüne kadar alınmadı onu da merak ediyorum. Yani nasıl bakıma ya alınmış? 3 günde ne kadar düzelebilir? Dünya tarihine geçecekler. O bakıma alan ekip bence o ekibi çok onore de etmek lazım. Tarihe geçerler bu arada. O zaman bir diğer maddeye yakından <laughs> takip ettiğini biliyorum bu konuyu. Dursun Özbek ile Abdurrahim Albayrak yakınlaşması. Bu seçime seçimle alakalı bir sonuç doğurur mu? Yani listeye girebilir mi Abdurrahim Albayrak? Albayrak böyle bir konu gündemde mi? Abdurrahim Albayrak'ın böyle bir isteği olduğunu biliyoruz. Çok uzak kalmak istemiyor. O da yönetimde başarılı bir istikrar var. Ama birkaç yıl önce şu fotoğrafı söyleseler herhalde kimse düşünemezdi, hayal edemezdi. Dursun Özbek sonrası rahmetli Mustafa Cengiz gelmişti. En yakında Abdurrahim Albayrak vardı, Yusuf Günaylar vardı yine. Ve Dursun Özbek hiç hak etmedi eleştiriler almıştım. Ya hiç hak etmediği suçlamalarla karşı karşıya kalmıştım. Şimdi sadece son maçta biliyorsun...